Peki önermeler mantığından nasıl sorular gelmiş bakalım. Öncesinde şunu söylemem lazım. Çok basit sorular yani bilirseniz çok basit sorular ve çok hızlı sürede cevaplayabileceğiniz sorular şimdi göreceksiniz. Aşağıdaki önerme eklemlerinden hangisinin tek bileşeni vardır? Ne dedik biz? Tek bir durumda tek bileşen alırdı önerme. O da değilleme. Tümel evetleme. P ve Q'dur bu. İki tane ana bileşeni vardır. Koşul, P ise Q'dur. İki ana bileşeni vardır. Karşılıklı koşul P ancak ve ancak Q'dur. İki ana bileşeni vardır. Tikelevetleme P veya Q. İki ana bileşeni vardır. Ama değilleme değil P. Tek bir ana bileşeni vardır. Cevabımız A seçeneği. Bir diğer sorumuz şöyle. Aşağıda günlük dilde verilmiş olan önermelerden hangisi tümel evetleme önermesidir? Bakalım. Günümüzde çevre kirlenmesi bilim adamlarını da kamuoyunu da çok ilgilendiriyor. Şimdi ben bu cümleyi nasıl sembolleştirebilirim bir bakayım. Günümüzde çevre kirlenmesi bilim adamlarını da kamuoyunu da araya bir tümel evetleme sembolü koyabilirim. Yani bunu P ve Q şeklinde sembolleştirebilirim. Dağ dağ bağlacını gördüğünüzde tümel evetleme önermesini araya koyabilirsiniz. Bu da sorularda karşınıza çıkarsa eğer bir tüy olarak aklınızda kalsın çevre kirlenmesini önleyeceksek bir kere burada ise var bunu direkt eleyebilirim. Çevre kirlenmesini önlemek için yine içinde de yine buraya SSA gelir. Yine ise gelir. Bunu da eledim. Çevre kirlenmesi önlenmelidir yoksa yeni kuşaklara yaşanacak bir dünya bırakmayacağız. Bir kere burada zaten melidir olduğu için bu bir önerme kabul edilmez. Bunu da eledim. Yersiz kullanılan tarım ilaçları çevre kirliliğini her gün daha fazla arttırmaktadır. Bu zaten bir bileşik önerme değil. Çünkü arada bir eklem yok. Bunu da eledim. Dolayısıyla cevabım A seçeneği. Aşağıdaki önermelerden hangisi P ve Q sembolü ile gösterilir? Az önceki sorunun aynısı aslında. Bu deney yapılırken dikkat edilmez ise patlama olabilir. Bunu ise ile kurabilirim eleyebilirim. Bütün arkadaşları sinemaya gitmişse yine ise var yine eledim. Yolculuğa ya otobüsle ya da trenle çıkacağım. Burada ya ya var dolayısıyla ben bunu tikel evetleme ile kurabilirim bunu da eledim. Bazı hastalıkların ortaya çıkışında kalıtım kadar beslenme de etkilidir. Evet ben bunu... P ve Q şeklinde kurabilirim. Çünkü demek isterim ki aslında bazı hastalıkların ortaya çıkışında kalıtım da etkilidir, beslenme de etkilidir. Dolayısıyla doğru cevabı bulduk. E'ye de bakalım. Otobüs yahut minibüs yahut yine veya anlamına gelir. Tikel evetleme ile kurulur. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Günlük dilden seçilmiş aşağıdaki önermelerden hangisi tümel evetleme biçiminde değildir? Yine aynı soru. Bakalım. Zekayı hem kalıtım hem çevre etkiler. Hem hem gördüysek hemen tümel evetleme koyabiliriz. A'yı eledim. Zekayı kalıtım ile çevre belirler. Yani zekayı kalıtım ve çevre belirler diye çevirebilirim. Yani buraya da tümle evetlemeyi koyabilirim. Bunu da eledim. Zekayı kalıtım belirlediği gibi çevre de belirler. Evet, yine aynı şey. Kalıtım belirler ve çevre belirler. Buraya da tümle evetlemeyi koyarım. C'yi de eledim. Zekayı ya kalıtım ya da çevre belirler. Evet bu tikel evetleme önermesi. Ben bunu P veya Q şeklinde sembolleştirebilirim. Cevabım denizli. Zeka üzerinde kalıtım kadar yine kadar gördüğüm zaman tümel evetleme ile oluşturabilirim. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki önermelerden hangisi şartlıdır? Klasik mantık sorusu gibi de düşünebilirsiniz. Sembolik mantık sorusu gibi de düşünebilirsiniz. Ali ancak ve ancak derslerine çalışırsa sınıfını geçer. Ali devamsızlık yapmaz ve derslerine çalışırsa sınıfını geçer. Ali derslerine çalışacak ve sınıfını geçecek. Ali derslerine çalışmadı ama sınıfını geçti. Ali derslerine çalışacak veya sınıfını geçemeyecek. Şimdi bakıyoruz hangisi şartlı. A da söylediği şey ancak ve ancak karşılıklı koşul bunu geçtim. C'ye bakıyorum. V var zaten bu tümel evetleme bunu geçtim. Ali derslerine çalışmadı ama sınıfını geçti. Bu da tümel evetleme ile kurulabilir değilleme koşuluyla. Dolayısıyla D'yi de geçtim. Veya zaten tikel evetleme Ali devamsızlık yapmaz ve derslerine çalışırsa sınıfını geçer. Ali'nin sınıfını geçmesinin koşulu Ali'nin devamsızlık yapmayıp derslerine çalışmasına bağlanmış. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Aşağıda günlük dilde verilmiş olan önermelerin hangisinde koşul eklemi yer almaz? Bakalım. Başarılı olmak için düzenli çalışmak gerekir. P ise Q. Başarılı olmanın koşulu düzenli çalışmaktan geçer. Dolayısıyla ben bunu koşul eklemiyle kullanabilirim. Başarırsın yeter ki azimli ol. P ise Q. Başarılı olmanın koşulu azimli olman. Dolayısıyla bunu da P ise Q ile kurabilirim. Çalışmazsan başarılı olamazsın. Evet. Bu sefer farklı olan ne? Değil P ise değil Q. Bu da koşul eklemiyle kurulabilir. Çalış ki başarılı olasın. Çalış ki başarılı olasın yine başarılı olmanın koşulu çalışmaya bağlanmış bunu da kabul edebilirim çok çalışmasına karşın başarılı olamadı bunu nasıl kurabilirim biliyor musunuz p ve değil q çok çalıştı ve başarılı olamadı dolayısıyla cevabımız e seçeneği